yeni emeklilik sistemi mesajı diye bir başlık var. Şimdi bu emeklilik sistemi mesajını veren Abdullah Güler. Birçok izleyici, birçok emekli Abdullah Güler'in bu açıklamalarını ben de sizler gibi okudum tabii ki baktım. Arada olmamıza rağmen bu haberleri ben takip ettim. Çünkü burada konuşmamız için süreci de takip etmemiz lazım. Şimdi orada birçok emekli dedi ki ya bu bizi ilgilendirmiyor o yüzden çok önemsemeyelim diyenler oldu. Bazı emekliler de dedi ki aha yani bir çalışma daha yapıyorlar. Muhtemelen bizim durum zaten kötü. Daha da kötüye gidecek. Şimdi buradaki kafa karışıklığını e, bir giderelim. Buradaki meseleleri bir anlayalım. Şimdi Abdullah Güler ne söyledi? Uzun uzun anlatmayacağım yani. Zaten konular konuşulup tartışıldı. Kendi yorumumu sizlerle paylaşacağım. Bakın burada diyor ki bizde diyor işte bir bazı sıkıntılar var. Emeklilik sistemi bir tanesi burada diyor emekli maaşlarında hesaplamada bazı yöntemler var. işte. prim, süre, yaş, Sonra işte Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde bizim ülkede olduğu gibi 40'lı 45'te 50 yaşlarda bir emekliliğe rastlayamazsınız. Bunu sürekli kötülüyorlar. Yani alttan alttan son zamanlarda AK Partiler'de burada EYT'li izleyiciler de var. EYT meselesine e, halk anlatmaya çalışıyor. Bakın görüyor musunuz 40 yaşında emeklilik falan diye. Diyor ki işte Avrupa'da emeklilik yaşı 65'tir, 67'dir. Kimi ülkelerde de 70 yaşına kadar emeklilik durumu vardır. Bu sürdürülebilirlik çizgisi açısından önemlidir diyor. Sonra şunu söylüyor bizim bu manada mutlaka prim miktarını ve yaşı hem de ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyetli bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım. Şimdi esas ayrışılan nokta burası yani ne anlamda ayrışılan nokta burası mevcut emeklilerimi ilgilendiriyor yoksa yeni bir emeklilik sistemi mi yapacaklar konusu devamında bu desteğin mesela 12.500 lira konusuna değinmiş. Burada ikiye ayrılıyor. Diyor ki eğer diyor hazine 12.500 liraya tamamlamasa en düşük emekli maaşına o rakamlar çok daha düşük olacak. Bu desteğin uygulanmadığı takdirde emekli maaşları düşük olacak. Dolayısıyla bu durum düzeltilmeli. Bu durum sürdürülebilir hale gelmeli. Daha dengeli daha adil hale gelmeli diyerek esasında burada bu primi atıfta bulunuyor. Primi atıfta bulunuyor. Şimdi konuyu şuradan ele almak lazım. Benim gördüğüm şey şu. Gördüğüm esas meseleyi sizlerle paylaşayım. Burada şu algı yerleştirilmeye çalışılıyor. Biz emeklilere zam yapamıyoruz. Uzun süredir. Bunun sebebi de şu. Bizde çok emekli var. 40 yaşında emekliler oldu. Kardeşim dünyanın neresine giderseniz gidin 40 yaşında emekli göremezsiniz. Bakın görüyor musunuz biz 40 yaşında emekli ettik. E, maaşlar düşük diye tepkiler geliyor ama bakın yaş bu. Avrupa'daki de yaşlar bunlar. Esasında bu çalışmayla bugün öncelikle bunu gündeme alarak bu meseleyi emekli maaşlarındaki durumu emekli maaşlarının düşüktüğünü buradan bir miktar perdeleyip yeni emeklilik sistemine de mesaj veriliyor. Ama burada benim esas gördüğüm konu şu bu taban maaş alanlar var ya taban maaşı alanlara yönelik bir düzenleme geliyor. Benim gördüğüm eğer Abdullah Güler'in e, ifadeleri doğruysa şöyle bir taradım baktım birçok yayınları izledim, inceledim. Bu taban maaş konusuna neredeyse kimse değinmiyor. Yani gördüğüm nokta esas tehlike nedir? 12.500 liraya tamamlanıyor ya maaşınız. Birileri bundan belli ki rahatsız. Yani bu diyelim ki kök maaşı 8.000 lira, 10 12.500 liraya tamamlanması noktasında birileri rahatsız. Hani aylardır yüksek prim ödeyenler itiraz ediyordu ya. Biz yüksek prim ödedik ama işte bu kadar para alıyoruz. Belli ki bu İyileştirilice e, yönünde değil de kök maaşa yönelik bir adım atılma e, yönüne evrilmiş o noktaya doğru gidilmiş. Yani ya bir yasa çıkartacaklar diyecekler ki yeni emekli olanlar bu taban maaştan muaf olacaklar yol ayrımını söylüyorum. Ya da bütün taban maaş alanlarla ilgili yeni bir düzenleme yapıyoruz. Bu hazine desteğini kaldırıyoruz mes e, meselesine çekecekler. Ama günün sonunda ben esas mesajı sizlere ulaştırayım. Kamuya verilen mesaj çok net. Mesela bu 10 günlük arada bir yakınımla konuştuk. Daha doğrusu ben konuşmadım yani konuyu açmadım. Emeklilik konusuyla ilgili konuşurken kendisi dedi ki ya dedi bizde dedi çok erken yaşta emekli olanlar var. E, çalışan sayısı işte şeyi tamamlamıyor. Mesela burada bu bilgiyi nereden söylüyor? Muhtemelen işte açıklamalara bakıyor ya da önüne düşen haberlere bakıyor onların üzerinden bir şey söylüyor. Yani aslında temel hedef bu. Aylardır tartışılan emekli maaşlarının düşüklüğünü gündemden çıkarıp bizde çok emekli var. Bizim önce bunu çözmemiz lazım diyerek yeni emekli olacak kitleleri de harekete geçirip bir kamuoyu desteğiyle bakın görüyor musunuz yeni bir emeklilik sistemi inşa ediyoruz diyerek bu emekli maaşlarındaki düşüklüğü tartıştırtmamak. Benim gördüğüm mesele bu. Bu tartıştırmamayı da kenara bırakıp 12.500 lira alanlarla ilgili de açık açık yani Abdullah Güler'in açıklamalarına bakarsanız burada açık açık bu belirtiliyor yani bu 12.500 lira alanlara yönelik ifadeleri var. Şimdi bunları daha konuşacağız, daha detaylandıracağız ama mesela Milli Gazete bir kulis haberi aktarmış. İşte demişler ki silin emekli maaşı hesabındaki tüm bildiklerinizi unutun diye diyerek bir Açıklama daha doğrusu bir haber yazmışlar. Oradan bazı satır aralarını sizlerle paylaşayım. Daha da ekleyeceklerim var. Bu Abdullah Güler'in açıklamalarını biz bu hafta konuşuruz. Hani böyle tek yayında anlatabileceğim bir mesele değil. Tane tane anlatmak lazım. Ee, sadece buradaki mesajı sizlerle öncelikle paylaşmak istedim. Şimdi bakın burada Milli Gazete'deki haberin. Ee, satır aralarında diyor ki bir süredir konuşulan çalışma bakanlığının son çalışmasına göre aylık bağlama sistemindeki karma yapının sadeleşmesi hedeflenilirken aynı zamanda Ocak ve Temmuz aylarındaki yapılan enflasyon artışlarında yeniden düzenlenerek emeklinin refah daha ulaşılabilir hale gelmesi bekleniyor. Bozulan aktüerya dengenin yani çalışanla emekli oranının yeniden sağlanmasını hedefleyen bir çalışma üzerinde çalıştığı bilinen işte bakanlığın yeni çalışması kulis bilgilerine yansıtı vesaire diye anlatılmış, aktarılmış. Bu ee, işte daha bu e, konu sunulmamış deniliyor. Bakanlık böyle bir çalışma yapıyor ama bunu daha sunmadılar diyorlar. Sonrasında bu 12.500 lira alanlarla ilgili kulis haberini aktarmışlar. Orada diyorlar ki e, Çalışma Bakanlığı taban yerine kök maaşa zam getirecek bir formülü aradığı söyleniyor diye belirtmişler, anlatmışlar. Ama özetinde şu başlıklar çıkıyor. İşte 3 dönem kuralı, bu 2008 öncesi vesaire var ya. Bununla ilgili bir düzenleme yapılacağı, Prim ayarlamalarının yapılacağı, taban maaşta değişikliğin yapılacağı, yaşla ilgili detaylar. Ee, ama günün sonunda şu noktaya geliyoruz. 2008 yılında bu hep konuşulan aylık bağlama oranları var ya. Orayla ilgili biraz arşivleri karıştırdım, oradaki bazı detaylara e, baktım ve 2008 yılında bu abonun düşürülme meselesi neden olmuş diye incelediğimde şu karşıma çıkıyor. Yine aynı mesele. Bakın yine aynı konu. O dönemlerde de çalışan az, emekli çok. Çalışan az, emekli çok diyerek aylık bağlama oranları düşürülmüş. Ve bu hem bence bugünkü 2008'den önceki emekleri ve sonraki emekleri de etkileyecek şekilde buna getirilmiş. Bugün de aynı mesaj veriliyor. Bakın bugün de aynı mesaj veriliyor. Çalışan çok, çalışan az, emekli az. Düzeltiyorum, emekli çok. Bunun üzerinden bir algıyla bugünkü emekli maaşları tartıştırılmadan yeni bir emeklilik sistemine geçireceğiz denilerek belli başlı bazı kitleler, kitleler yine bu süreçte mağdur olacak. Gözlemim bu. Biraz karışık anlatmış olabilirim. Neden? Çünkü çalışmanın detayları yok. Abdullah Güler'in açıklamalarının tamamını okuyorum, dinliyorum, bakıyorum. Net bir şey söylemiyor ama AK Partililerin son zamanlardaki yaptığı açıklamalara bakıyorum. Ve açıklamalarındaki ortak dil bu yaş konusu. Bu EYT meselesiyle ilgili sürekli kamuoyuna bir mesaj verme derdi var. E, çok düşük yaşta emekli oldular, mesajını verme derdindeler. Ve buradan e, muhtemelen dediğim noktaya geliyoruz. Yani emekli maaşlarını tartışmadan çıkartıp, ee, yine bu kadar emekli var. Bu 12.500 lira alanlara yönelik bir çalışmayı yapacaklar gibi gözlemliyorum şu aşamada. Bu yarın değişebilir. Başka bir birinin... nokta.